Değerli arkadaşlar, komisyonumuz 2 günlük bir çalışma yapmıştır. 29 ve 30 Kasım'da ki çalışmalarını bitirmiştir. İdareden talep dilekçelerini almıştır. Bu talep dilekçelerine göre de raporunu hazırlamıştır. İl Genel Meclisi bugün olağanüstü toplanarak bütçede dengeleme yaptı. Meclis Başkanı Mehmet Geçmiş Başkanlığı'nda toplanan mecliste, İl Özel İdare'nin 2017 yılından bütçe fazlası olarak bulunan 11 milyon 11 bin 618 lira ek ödeneğin bütçeleştirilmesi meclis üyeleri tarafından oy birliği ile kabul edildi. İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Geçmiş, yaşanan sel felaketinde en büyük zararı Oğulpaşa Köyü'nün gördüğünü belirterek, İl Özel İdaresi olarak anında diğer kurumlarla birlikte sel felaketinin yaşandığı bölgeye gidildiğini ve vatandaşların ihtiyaçlarının karşılandığını söyledi. Plan Bütçe Komisyonu'nda da belirtileceği gibi biliyorsunuz Edirne'de son 100 yılın bir doğal afeti yaşandı. En büyük zararı da Avsan'ın Oğulpaşa Köyü'nde gördük. Allah'a şükür bir tek orada arkadaşımız vefat etti. 78 yaşında bir amcamız vefat etti. Onun dışında mal kaybından başka can kaybımız olmadı. Ama İl Özel İdaresi olarak gerçekten onurluyuz, gururluyuz. Anında tüm Edirne'deki kurumlardan çok daha fazla ivedilik ve acele vatandaşlarımızın hizmetinde bulunduk. İhtiyaçların tespitini hemen tespit ettik. Plan Bütçe Komisyonu Başkanı Halil İbrahim Bulak, ek ödenekle ilgili hazırlanan raporu sundu. Raporda 28 Kasım tarihinde gerçekleşen sel felaketi nedeniyle 2018 bütçesinden giderler gerçekleştiği, İl Özel İdaresi'nin 2017 yılından nakit devri olan 10 milyon 11 bin liralık ödeneğe 1 milyon lira daha ilave yapılarak 11 milyon 11 bin liralık ek ödeneğin bütçeleştirilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi. Komisyonun raporu meclis üyeleri tarafından oy birliği ile kabul edildi. 11 milyon 11 bin 618 96 TL ek ödenek verilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir.